Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi mülhimi sabri lil muhlisine min ibadihi. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin mübidi şirki bi azmihi ve sadadihi. Ahmedullahi teala ve estağfiruhu. Ve eşhedü en la ilahe illallahü emera bis sabri fis sarrahi ve darrahi. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullahi fil hakkı kulle belayin. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Emma ba'du feya ibadallahu. Usikum bi takvallahi ve taatihi. İnnallâhe ma'allezînettekav vellezînehum muhsinûn. Karallahi Teala fi muhkemi kitabihil kerim. Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnne hüdallâhi hüvel hüdâ. Muhakkak ki şüphesiz ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Bakara Suresi 120. ayet-i kerime. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de hidayet diye bir kavram var. Yedi safhadan oluşan bir kavram. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan birinci safha. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz noktada ikinci safhaya ulaşan, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü safhaya ulaşan, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde dördüncü safhaya ulaşan, nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde beşinci safhaya ulaşan, irşada ulaştığınızda altıncı safhaya ulaşan, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci, en üst safhasına ulaşan bir hidayet müessesesi yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o ruh açısından hidayete ermiştir. Kimin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsa, onun fizik vücudu da hidayete ermiştir. Kim nefs olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsa, o kişinin nefsi de hidayete ermiştir. Nihayet o kişinin iradesi Allah'a ulaştığında iradenin de hidayeti söz konusudur. Yedi safhada, İslam yedi safhadan oluşur. Dört tane teslim, dört tane hidayeti ifade eder. Hidayette olmakla hidayete ermek aynı şey değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel dalalettesiniz. Kur'an'daki kavramlar daima çift olarak gelir. İman veya küfür. Hidayet veya dalalet. Birbirinin zıttı olan mefhumlar. Öyleyse dalaletten kurtulduğunuz noktadan itibaren hidayettesiniz. Bu hidayet yedi tane safha içerecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenizi Allah'a teslim etmek, her biri ayrı bir hidayet safhasıdır. Konunun başlangıcına bakıyoruz. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Hiç kimse hidayet üzere olmaz. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an
dalalet müessesesi onun için sona ermiştir. O artık hidayete ermiş bir insan değildir. Hidayet üzere olmuştur. Artık hidayettedir. Hidayete ermemiştir ama dalaletten kesin olarak kurtulmuştur. Öyleyse dalaletten kurtulduğunuz noktaya dikkatle bakın. Nerede dalaletten kurtulursunuz? Hidayet üzere olursunuz. Dalaletten kurtulduğunuz nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Ne zaman kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dalaletten kurtulmuştur. Öyleyse hidayet üzere olmanın göstergelerine bakıyoruz. 7 tane göstergeyle karşı karşıyayız. 7 tane Furkan'la karşı karşıyayız. Hidayet üzere olan kişi 7 Furkan'ın sahibidir. Yani gözlerindeki hicab-ı mestüre alınmıştır. Görme hassasının üzerindeki gışavet alınmıştır. Kulaklarındaki bakra alınmıştır. İşitme hassasının mührü açılmıştır. Kalbinin mührü açılmıştır. Kalbindeki ikindet alınmıştır. Ve kalbine Allah-u Teala ekinnetin karşılığı olarak ihbat koymuştur. 7 tane Furkan almıştır kişi. Almazsa ne olur? Almazsa o kişi dalalettedir. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Araf 179'da ne diyor Allah-u Teala? Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diyor Allah Teala. Onların gözleri vardır ama o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle fıkıh etmezler, idrak etmezler, edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Onlar dalalettedirler diyor Allah Teala. Yani onlar hidayette değillerdir. Peki bunlar uzuvlarımız. Göz bir uzuvdur. Kalp bir uzuvdur. Kulak bir uzuvdur. Uzuvlarda engeller var. Ama eğer başka bir ayet-i kerimeye bakarsak, Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakarsak Allah Teala uzuvlardan bahsetmiyor. Hastalardan bahsediyor. Hastalar da kapalı. Ve dalalette kişi. Öyleyse ne diyor Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala? Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Heva nefsinizin afetlerinin adı. Nefslerine tabi olanları, nefslerindeki afetlere göre hareket edenleri görüyor musun diyor. Biz onları onların ilimleri üzere dalalette bırakırız diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? O insanlar ilim sahibi. Adana üniversiteler bitirmiş. Ama o ilmi o kişiyi dalaletten kurtaramıyor. Onları onların ilmi üzere dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Özelliklerine hemen geçiyor. Onların diyor Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Onların diyor işitme hastaları mühürlüdür diyor. Onların idrak hastaları mühürlüdür diyor Allah Teala. Göremezler, işitemezler, idrak edemezler. Kim bu insanlar? Dalalette olan insanlar. Hastalar üzerinden hareket ettiğimiz zaman hastaların hepsi kapalı. Dikkat edin, bütün insanlar bu standartlarda doğarlar. Gözler kördür. Kulaklar sağırdır. Kalp idraksizdir. Hiç kimse bunun dışında değildir. Allah'a açılması lazım gelen bütün pencerelerimiz, kapılarımız kapalı. 7 ayrı cepheden olay
bizim için hayırlı bir olgu göstermiyor. Herkes dalalette. Ne zaman ki biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileriz, o noktadan itibaren artık dalalette değiliz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala sizin aklınızdan geçeni, kalbinizde olanı anında bilir, işitir, bilir, yetmez, bir de görür. Kalbinizdeki bu muhteşem dizaynı, Allah'a ulaşma dileğini, onu kalbinizde yeşerttiğiniz an Allah görmüştür, Rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Dikkat edin. Allah'ın temel iki tane esması var. En büyük fonksiyonel olan iki esma. Birisi Rahim esması, birisi Rahman esması. Rahman esması herkes içindir. Size hayat veren Rahman esmasıyla verir. Sizin için oksijen, sizin yaşamanız için bitkiler, hayvanlar, karnınızı doyurmanız için gıda, her şeyi size veren Allah Rahman esmasıyla verir. İnsan farkı yoktur. Hayvanlarda, insanlarda Allah'ın bütün yaratıkları Rahman esmasından istifade eder. Ama Rahim esmasına gelince orada durun. Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insana teşekkür eder. Rahim esması yoksa o kişi Furkan alamaz. Rahim esması yoksa o kişi dalaletten kurtulamaz. Rahim esması gözlerinizi açan, perdeyi kaldıran, kulaklarınızı açan, mührü kaldıran, kalbinizi açan, mührü kaldıran, işte o Rahim esmasıdır. Onun üzerinizdeki tecellisiyle siz negatif bir insan olmaktan pozitif bir insana olmaya geçersiniz. Dikkat edin. Sizi negatif yapan faktör nefsinizin afetleridir. O afetlerden kurtulabilmeniz ise mutlaka Rahim esmasıyla tecelliye bağlıdır. İşte Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Diyor ki Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat ettiremem. Allah'ın mahkemesinde temize çıkartamam nefsimi. Çünkü nefs şerri emreder. Ama diyor Rabbimin, Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler, onlar hariç diyor. Onlar temize çıkar diyor. Onlar Rahim esmasının tecellisiyle birlikte temize çıkmıştır. Öyleyse bu nasıl bir esma ki insanları temize çıkartıyor? Size rahmeti, fazlı, salavatı gönderen Allah'ın Rahim esmasıdır. Sizin kalbinizdeki o karanlıkları alan Allah'ın Rahim esmasıdır. 7 tane Furkan'ı ard arda göndererek sizi Furkan sahibi yapan Rahim esmasıdır. Günahlarınızı örten Rahim esmasıdır. Öyleyse Rahim esmasının gönderdikleriyle Rahman esmasının gönderdiklerini sakın birbirine karıştırmayın. Kainattaki bütün elektronlara şu anda sonsuz sayıda nötrino geliyor. Enerji partikülü geliyor. Bu enerji partiküllerini gönderen Allah'ın Rahim esması değildir. Bunu gönderen Rahman esmasıdır. Bütün kainata hükmeder. Kainatta her zerre her an hareket halindedir. Bu hareket halinde oluşu Allah verir. İşte Allah Teala'nın gönderdiği nötrinolar dönerek elektronun üzerine ulaşır. Elektron hızını kaybetmeden evvel ona yapışarak onun hareket gücünü arttırır. Ve tekrar ait olduğu yere geri döner, enerji alıp tekrar gelecektir. Öyleyse sonsuz bir dizayn Allah'ın katından bütün kainatı hareket halinde tutuyor. Diyor ki Allah Teala, hiçbir zerre yoktur ki kainatta benim ismimi tekrar eder olmasın diyor Allah Teala. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Ne demek istiyor acaba Allah Teala?
elektronlar Allah'ın ismini tekrar etmek üzere programlanmıştır. Laboratuvarlarda yapılan incelemeler elektronların devamlı bir ses çıkardıklarını tespit etmiş durumda. Bütün elektronlar ses çıkartıyor. Ama eğer elektronlar Allah-u Teala'nın ismini tekrar ediyorsa bunun Kur'an'daki adının zikir olması lazım. Hayır, zikir demiyor Allah-u Teala. Tesbih diyor. Eğer siz kendi iradenizle Allah'ın ismini tekrar ediyorsanız Allah, 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 Allah diye, bu tekrarın adı sizin iradi yapınızın bir gereği olarak vücuda getirdiğiniz bir fiili ifade eder. Bu fiilin adı zikirdir. İradenizle Allah'ın ismini tekrar ediyorsunuz. Ama elektronlar kendi iradeleriyle Allah'ın ismini zikretmiyorlar. Onlara ulaşan nötrinoların onları döndürmesiyle Allah kelimesini tekrar ediyorlar kendi lisanlarında. Hiçbir zerre yoktur diyor kainatta ki Allah'ın ismini tesbih etmesin. Öyleyse bir düdük düşünün. Kim üfürürse üfürsün, düdük aynı sesi çıkarır. Aynı rezonansı verir, aynı titreşim sayısını verir ve aynı sesi çıkarır. İşte nötrinolardaki enerjinin elektronunu döndürmesiyle elektron kendi iradesiyle değil, kendisine ulaşan Allah'ın döndürme gücüyle Allah'ın ismini tekrar ediyor. Bu sebeple onun adı zikir değildir, onun adı tesbihtir. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bir gün irşada ulaştığınızda daha üst makama geçmek için hazır olacaksınız. İradenizi Allah'a teslim ettiğinizden itibaren artık sizin vücudunuzu kontrol altında tutacak olan bir iradi yapı söz konusu değildir. Daimi zikirdesiniz. O ana kadar sizin iradenizin mahsulüydü. Ama o andan sonra artık sizin iradeniz geçerli değil. Allah'ın iradesine bağlanıyor. İrşat makamına Allah Teala sizi getirdiği zaman iradeniz Allah'ın iradesine bağlanıyor. O noktadan sonra da iç dünyanızdaki ses yankılanmaya devam ediyor. Allah, 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 Allah diye. Ama bu zikir değildir. Bu tesbihtir. Tıpkı elektronların tesbihi gibi. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Böyle bir bütünlük içerisinde Allah-u Teala'nın dizaynı bütün sistemlere hükmeden bir özellik taşır. Öyleyse her güzel şeyi Allah-u Teala dizayn etmiştir. Her şey, kainatta yaratılan her şey sizlerin mutluluğunuzun bir parçasını teşkil etmek üzere yaratılmıştır. Gerekli dersleri alasınız da kendinizi Allah'ın yoluna adapte edesiniz diye yaratılmıştır. Her şey mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Onlardan gerekli hükmü çıkartabildiğiniz takdirde. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediklerine bakın. Sizi dalaletten hidayete alacak olan şey sadece bir dileğinizdir. Bu dileğin muhtevası iki tane dalalet ayeti kerimesi söyledik. Birinde uzuvlar söz konusuydu, birinde hassalar söz konusuydu. Her ikisinin de yok olduğu bir ortama getirecek sizi. Hem hassalardaki engelleri alacak Allah-u Teala, hem de uzuvlardaki engelleri alacak. Ve 7 tane Furkan bütün uzuvlarınızdaki ve hastalarınızdaki engelleri alan bir dizayn gösterir. O zaman bu engeller alındığı zaman dalaletin şartları yok oluyor. Ve hidayet üzere oluyorsunuz.
Bunun için sadece bir tek dileğiniz yeterli oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi dalaletten, dalalet bataklığından çıkarıyor, hidayetin içine alıyor. Bir tek dileğiniz. Dalalette olan bütün insanlarda uzuvlar da kapalıdır. Allah'a açılan bütün kapılar kapalıdır. Uzuvlar da kapalıdır, hastalar da kapalıdır. Hepsi mühürlüdür, kilitlidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için cereyan eden rahim esması bütün bu kapıları açar. Sizi Allah'la kontakt haline getirir. Artık ilişkidesiniz. Allah-u Teala ile görme hastanız, işitme hastanız, idrak etme hastanız, bütün sistemler artık açılmış Allah-u Teala'ya. Siz o noktadan itibaren o ayetlerin gösterdiği dalalette olan insanlar değilsiniz. Eğer küfrün standartlarına bakarsanız gene aynı şeyi göreceksiniz. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala küfürde olan insanın tarifini veriyor. Diyor ki Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de onlara bir şey ifade etmez. Onlar, o kafirler mümin olmazlar diyor. Kafirlerden bahsediyor. Onlar mümin olmazlar diyor. Bir husus bu. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Hemen arkasından o kişinin, küfürde olan kişinin hastalar itibariyle yapısını veriyor Allah Teala. Gene Bakara suresi bir sonraki ayet-i kerime, 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onların görme hastalarının üzeri gıcı ve tatlı bir perdeyle kapalıdır diyor. Onların diyor işitme hastaları mühürlüdür diyor. Onların idrak hastaları, kalpleri mühürlüdür diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta sadece dalaletten kurtulduğunuz nokta değil. Bunların furkanlarla açılması hali sizi dalaletten kurtarmakla kalmıyor. Küfürden de kurtarıyor. Öyleyse her şeyin Allah katında bir başlangıç noktası var. Depar noktası. İşte bu nokta bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sizi küfürden kurtaracak olan, sizi dalaletten kurtaracak olan, sizi mümin kılacak olan ve hidayet ehli kılacak olan şey bir tek dilektir. Bu dilek önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bu dilek sayesinde siz Allah'ın evliyası olacaksınız. Herkes evliya olabilir. Evliya olmak Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde hiç de zor bir şey değil. Bir dilek bu konu için yeterli. Nasıl yeterli? Evliya olmak 7. basamaktaki bir olay değil, 14. basamaktaki bir olay değil, 21. basamaktaki bir olay. Ve kendi kendine oluşmaz. Siz de size düşenleri yapmak mecburiyetindesiniz. Namaz kılmak durumundasınız, zekat vermek durumundasınız, zikir yapmak mecburiyetindesiniz. Allah Teala'nın bir sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu kesin bir hüküm. Allah mutlaka bunu yapacak. Ama yapması için sizlerin de kendinize düşen görevleri yapmanız lazım. İstekli değilseniz ne olacak? İşte meselenin çözümü burada. İstekli olmamanız mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah içinize koyduğu duygularla sizi istekli kılıyor. Öyleyse her kim içinizden ben Allah'a ulaşmayı gerçekten diledim mi dilemedim mi diye soruyorsa kendisine baksın. Var mı? Zikir aşkı, namaz aşkı, mürşit sevgisi. Öyleyse bunların her birisi bir güzellik. Onları size veren, onların sizde oluşmasını sağlayan siz değilsiniz. Sizin talebiniz üzerine
Allah Teala sizin üzerinizde derhal işlemleri yapar. Ve siz isteseniz de istemeseniz de size düşenleri yapacak olan bir güzelliğin içine ulaşırsınız. O günden itibaren siz Allah'ın namazlarından zevk almaya başlarsınız. Zikir sizin için bir zevk olur. Oruç tuttuğunuz zaman açlık duymazsınız. Ve güzellikleri yaşamaya başlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı mı? Yok. Ayrılmadı. Gene ruhunuz sizinle beraber. Nefsinizdeki afetler değişti mi? Zerresi bile değişmedi. Aynen bütün nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Ama siz değiştiniz. Siz Allah'ın bütün verilerine açık hale geldiniz. İşiten, gören ve idrak eden birisi haline geldiniz. Bu hidayetin başlangıç noktasıdır. Hidayet ehli olmanın özelliği, kapalı olan bütün kapıların açılması, Allah'a dönük olması lazım gelen ama aslında şeytana dönük durumda olan bütün sistemlerinizin Allah'a dönmesi, Allah ile ilişki kurması hali. Burası hidayetin başlangıç noktası. Bilin ki mümin olmak varsa küfürde olmak yoktur. Bilin ki hidayette olmak varsa dalalette olmak yoktur. Ya dalalettesiniz ya hidayettesiniz, ya küfürdesiniz ya imandasınız. Öyleyse her şeyin ölçüsünü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Başlangıç noktası, depar noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Her şey bununla başlıyor. Ve konunun en hüzün verici noktasına ulaşıyoruz. Dünya insanının %90'dan fazlası böyle bir hakikatten haberdar değil. Din ilminin muhtevasında bunu göremiyoruz. Şimdi anlıyor muyuz Kur'an'ın önemini? Allah-u Teala'nın insanla olan ilişkilerini düzenlediği, bir harfi bile 14 asırdır değiştirilemeyen, Allah neyi söylemişse hepsini muhtevasında devamlı tutan bir Kur'an-ı Kerim'e sahibiz, hamdolsun. O Kur'an-ı Kerim bizlere, bütün insanlara bu muhtevayı veriyor. Her şeyin en güzelini. Ne yapmanız lazım, nasıl yapmanız lazım? Bu Allah'ın dizaynında belli. Öyleyse hastalar ve uzuvlar açısından gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dileme noktası dalaletten kurtulduğunuz, hidayet üzere olduğunuz noktadır. Küfürden kurtulduğunuz, iman üzere olduğunuz noktadır. Bunlar Kur'an'ın en önemli kavramları, hidayet ve delalet, küfür ve iman. Öyleyse o muhteva gerçekleşirken, kalbinizden ekinnet alınırken, ekinnetle birlikte bütün insanların kalbinde bulunan küfür kelimesi de alınıyor kalbinizden. Mümin olmak şerefine eriyorsunuz. Bir tek dilekle. Geri kalanı mı? Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Size düşenleri en güzel şekilde yapmanızın garantisini veriyor Allah Teala size. Sizi değiştirecek. Siz değişmeyeceksiniz. O sizi değiştirecek. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Bunu yapmaya içinizden istek duyacaksınız. Bu isteği size veren o Allah'tır. Talebiniz yoksa bu isteği duyamazsınız. Kapılarınız ömrünüz boyunca şeytana açık kalır. Allah'a açılması lazım gelen
Kapalı olan kapılar açılmaz. Öyleyse başlangıç noktasına bakıyoruz. Bir büyük gerçekle daha karşı karşıyayız. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şirkte. Şirk Allah'a ortak koşmak demektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların şirkte olduğunu söylüyor. Allah Teala. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve yettekun ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Rum 31. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olmaktan kurtul. Müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamazsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dileseniz de dilemeseniz de öksürük sahibi olabilirsiniz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Asıl olay ne? Bir dileğin sizin kalbinizde yeşermesi, var olması. Diyor ki Allah Teala Rum 32'de o müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Dünya insanı ikiye ayrılıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar fırkalara ayrılmayanlar. Tek bir fırkayı vücuda getirenler. Bu fırkayı Naciye. Şimdi bu fırkayı Naciye'nin oluşmasını, insanlar tarafından bilinmesini icap ettiren ayet-i kerimeyi burada vermemiz lazım. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç diğer bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kul olma müessesesine dikkatle bakın. Ya Allah'ın kulusunuz ya da şeytanın kulusunuz. Ama mutlaka ikisinden bir yerdesiniz. Ne demek istiyor Allah Teala burada? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geriye kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. Allah'a kul olmak o tek fırkanın işi. Peki demin söylediğimiz ayet-i kerime ne diyordu? Rum suresinin 32. ayet-i kerimesi. Onlar fırkalara ayrılmışlardır diyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılanlardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler o fırkalarda ayrılmış olanların arasında değiller. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturuyorlar. İslam dininin üç temeli vardır. Birincisi vahdet, ikincisi tevhid, üçüncüsü teslim. Ne demek istiyorum? Allah'ın tekliğine inanmak, vahdet. Ve Allah yolundaki Allah'a ulaşmayı dileyen insanların kurduğu tek bir toplum, tevhid. Ve üçüncü faktör Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslim etmek. Dört teslim. Sadece tevhidin içinde olanlar bunu gerçekleştirebilir.
Biliyorsunuz ki İslam dininin eski ismi, Hazreti İbrahim zamanındaki ismi Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu kainatın tek dinidir. Adem aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen tek bir din. 7 tane safadan 4 tane teslimden oluşan tek bir din. İkinci bir din hiç olmamış, olması da söz konusu değil. Bu dini yaşayabilen insanlar fırkalara ayrılmış olanların arasında değiller. Allah'a ulaşmayı dileyip de tek fırkanın içine kim girebilirse onlar mümin. Sözlerimizin birinci muhtevasında ne demiştik? Küfürden kurtulup kişinin kafir olmaktan kurtulup mümin olma noktasına ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ancak o zaman, o tek fırkanın içinde olduğu zaman 7 tane fırkan olabiliyor. Ancak o zaman günahlar örtülüyor. Ancak o zaman mümin olabiliyor. Böyle bir dizaynda şirk kavramına baktığınız zaman mümin olmayanlarla müşriklerin aynı kişiler olduğunu görüyorsunuz. Fırkalara ayrılanlar. O zaman ne görüyoruz? Bu fırkalara ayrılan insanlar müminlerin arasında değiller. Tek bir fırkayı oluşturanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar mümin. Dikkat edin, Rum 32'de de Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde de iki gruptan bahsediyor. Birincisinde takva sahibi olanlar birinci grup, fırkalara ayrılanlar ikinci grup. İkincisinde müminler birinci grup, fırkalara ayrılanlar ikinci grup. Hep aynı olayla karşı karşıyasınız. Ya tek bir tevhid müessesesinin içinde olacaksınız ya da olamayacaksınız. Olamazsanız fırkalara ayrılanların içindesiniz. Muhtevaya bakın ki bugünkü bulgular Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o günkü deyimini tam olarak tutuyor. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, kaç fırkaya ayrılacaklar? 73 diyor. Peki gerçekten sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Bir tek fırka kurtulacak. Adı ne? Fırka-i Naciye. Peki bu insanların özellikleri ne? Ey Allah'ın Resulü. Özellikleri sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmaları. Biliyor musunuz? Sırat-ı müstakim ne zaman başlar? Siz ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sırat-ı müstakimin üzerindedir. Bu noktadan itibaren o sırat-ı müstakim için var olmanız lazım. Sırat-ı müstakimin dışında kalan hiç kimse Allah'ın yolunda olamaz. Öyleyse sırat-ı müstakim mürşidinize ulaşıp da tabi olduğunuz noktada başlamaz. O Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir. İlk sırat-ı müstakim, ilk sebil Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tahakkuk etmiştir. O sebilin üzerinde olan herkes mümin olmak şerefine erer. Fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, fırkalara ayrılan grup olarak bu muhtevayı yaşayamazlar. Öyleyse Allah'ın söylediklerini yerli yerine oturttuğumuz zaman bir muhteşem dizayn görürüz. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırkayı oluşturuyor. İşte Enam suresinin 152 ve 153. ayetleri aynı konuyu anlatıyor bize. Ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebiuhu diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdini yerine getirin. İşte o sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer bütün fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki o fırkaların hepsi sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden saptırır. Sırat-ı müstakimin
üzerinde olanlar. Onlar müminler ve onların müşterek özellikleri fırkalara ayrılmamak. Öyleyse böyle bir durumda neden bahsediyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırka, ama zamanımızın sayımı gösteriyor ki 72 tane fırka var. İnsanlar 72 gruba ayrılmış. O zaman sorduk, 73. fırka nerede? 73. fırka o 72 fırkanın içinde. O 72 fırkanın içinde her kim hangi fırkanın içinde olursa olsun, hangi inanç biçiminin içinde olursa olsun etrafındaki insanlar, her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse işte o 73. fırkanın içindedir. Fırkalara ayrılmayanlar sadece onlardır. Dalaletten kurtulanlar, küfürden kurtulanlar, bütün negatif faktörlerden kurtulanlar. Bunlar hüsrandan da kurtulanlar. Hüsranda olmanın standardı veriliyor Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde. Ne diyor Allah Teala? Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde hüsranda olanlardan bahsediyor. Diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. İnsanlar kimin günah tartıları fazlaysa cehenneme girerler. Onlar hüsranda olanlardır ve orada ebediyen kalacaklardır. Hüsranda olanlar cehenneme girenler, ama fırkalara ayrılmayanlar, onlar hüsranda değildirler. Çünkü onlar sevapları günahlarından fazla olanlardır, aldıkları fırkanlar sebebiyle. Hangi negatif faktöre bakarsanız bakın Kur'an-ı Kerim'de, onun pozitifinin başlangıç noktası olarak hep aynı yere ulaşacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu nurların ışığı altında aydınlıktasınız. Ve başkalarının da bu Kur'an nurlarına ulaşmasını sağlamak üzere hareket halinde olmanız lazım. İnsanlara bu güzellikleri anlatmanız lazım. Bu güzellikler onlar tarafından da bilinmeli. Onlar da insan, onların da hakkı var. Sadece bilmedikleri için cehenneme gidecekler. Bu sizi düşündürmüyor mu sevgili kardeşlerim? Sadece cehalet yüzünden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Sadece bilmedikleri için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, insanlara bu büyük ilmin Allah-u Teala tarafından onun yardımlarıyla ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm. Et-tâibü münezzem bi kemenle azembele. Estağfurullahil-azîm ve etubu ileyh. Ve eselullahi li ve lekümü tevfik. Ela inne ahsenel kelâme ve eblegan nizam. Kelâmullahil melikil azizil allâm. Kemâ gâle Allah-u Tebâreke ve Teâlâ fil kelâm. Ve izâ kuriyel Kur'ân-ı feslemû lehu. Ve ensütü leallekum turhamun. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminus biru ve sabiru ve rabitu. Vettekullâhe leallekum tuflihun. El ahyâ-i mühîm ve lehâd. Min fadlihi ve rahmetihi. Nehu karibin mücibü t-tâvâd. Elhamdülillahi hamdel kâmilîne ve selâtu ve selâmü alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Tazîmen li nebiyyihi ve takrîmen li şân-i safiyih. Fekâle azze ve celle min kâilin muhbiran ve âmira. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alin nebiyyih. Ya eyyühellezine aminu salli aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed
kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme verda alel ervatil hülefai Seyyidina Ebu Bekir Ömer ve Osman ve Ali Zevil Sıkkı ve Vefai ve Bakiyetil Aşeretil Mübeşereti Alâ Beytil Mustafa ve Alil Ensari ve Maceline ve Tabiine İlâ Yavrum Cezayi Allahümme mağfir lil müminine vel müminati vel müslimine vel müslimat el ahyâi minhum vel emmat bir rahmetike ya Rahman Rahim ve selamün alel mürsehin ve selametün alel hazirin İlâ Yavrum Din Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İnna Allahe ye'mur bil adli vel ihsani ve itai zil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bayi ya'uzukum leallekum tezekkerûn. Allah razı olsun.